Herkese merhabalar. Öncelikle hepinize güzel akşamlar diliyorum sevgili dostlarım. Aradan geçen şu iki hafta içerisinde görüşemediğimiz için kusura bakmayın. Hem işe dönüşüm verdiği yoğunluk olsun hem de kendi işlerim olsun. Bir adaptasyon süreci yaşadık tatilden sonra. O yüzden videolara ara vermek durumunda kaldım. Pek uzun sürmedi. İki hafta sürdü. Zaten ben size aynı hafta içerisinde galiba iki tane video birden çekmiştim. Bunu bonus olarak görebilirsiniz. Yani o çektiğim iki videoyu bu aradaki süreye sayabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyfiniz yerindedir ayrı ayrı olarak. Geçtiğimiz haftalar boyunca güzel sorular yazmışsınız, güzel şeyler paylaşmışsınız. Güzel yorumlar yapanlar olmuş. Zaten onlara teşekkür etmeye çalıştım. Bazı yorumları silmek durumunda kaldım. Çünkü böyle saçma sapan yorumlar oluyor. Hani tadımız kaçmasın diye öyle söyleyeyim. Bazı yorumları da zaten baktım. Cevap verebildiklerime verdim. Veremediklerimi bana Instagram'dan ulaşanlara da yazmaya çalıştım. Bazı Instagram'daki mesajları silmek durumunda kaldım. Neden derseniz. Size cevap vermiyorsam bilin ki videoda kanaldaki videolarda cevabımız vardır. Sizin gidip videoları izlemeniz lazım demek bu. Yani bazı arkadaşlar bazı sorular soruyor. Genelde böyle çok sorulanlarda birkaç tane soru var. İşte ben şu bölümü bitirdim. Sence iş bulma olasılığım ne? Bilmiyorum. Benim alnımda Merlin yazmıyor. Ben büyücü değilim. Yani geleceği söyleyemem size. O yüzden böyle şeyler sormayın demiştim daha önce de. Kişisel soruları lütfen es geçiyoruz arkadaşlar. Mümkünse videoları izliyoruz. Bulamadıklarımızı biliyorsunuz şu anda 60 küsür video var şu anda kanalda. Videoları izlersiniz, hatmedersiniz. Anlamadığınız şeyler olursa tabii ki yine ben buradayım. Sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevap veririm arkadaşlar. Geçtiğimiz bu süre boyunca arkadaşlar kanaldan dolayı çok fazla arkadaşla tanıştım. Yeni insanlar edindim. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Beni seven, videoları izleyen, beni takip eden, yorumlarıma değer veren, benim hani kendi anlayışımı, bu hani kişisel görüşüm dahil her şeyimi takdir eden ve benim yanımda duran, takdir etmeyen insanlara da herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkürler. Neyse bu faslı bitirdikten sonra sorularınıza geçmek istiyorum. Neler sormuşsunuz ondan biraz bakacağım. Ne yapmışsınız, ne etmişsiniz, neler yazmışsınız. Evet bir tane yorum gelmiş Aslan Oymak beyefendilerden. Merhaba, yeşil pasaport sahibiyim. Turist vizesiyle gelip iş bulabilir miyim ve çalışma izni alabilir miyim? Bilmem Aslan Bey, gelin bir deneyin siz ya valla. Ya şöyle söyleyeyim. Ya bu soru gerçekten çok gereksiz bir soru. Şimdi neden? Şöyle söyleyeyim Aslan Bey, size açıklayayım. Daha net böyle rahat edin. Yeşil pasaport sahibi olmanız size turist vizesi sağlar. Turist vizesiyle siz İrlanda'da en fazla 90 gün süreyle ikamet edebilirsiniz. Artık ben bunu Allah bilir milyonuncu kere söylüyorum. Neyse, siz yeni gelmişsiniz belli. Hoş geldiniz aramıza, alışın bize. Biz böyle çok direkt bir kanalız. Böyle direkt herkese cevabını veriyoruz. Yeni gelmişsiniz, tamam eyvallah. Turist vizesiyle 90 gün kalabilirsiniz. 90 günde çalışsanız ne olur, çalışmasanız ne olur, öyle söyleyeyim. Gelip iş bulabilir miyim dediğim, az önce tekrarladığım cümleyi söylüyorum. Ben Merlin değilim. Onu büyücü Merlin'e sorun. O söylesin çalışıp çalışamayacağınızı. Yani böyle soruları sormayın artık gerçekten. Zira çok gereksiz oluyor. Öyle söyleyeyim. Bunun için de bana kızmayın lütfen. Çünkü bu soruları siz milyon kere sorarsanız bu kanalda bir şeyler öğrenmeye çalışan ve gerçekten ciddi sorular olan insanların önünü tıkarsınız. Yani soru sormak için soru sormayın. Gerçekten cevabını bilmiyorsanız sorun. Direkt cevap vereyim. Ama yok, böyle zaten olan şeyler ya da ne bileyim zorlama soru var. Hoş değil. Devam edelim. Mehmet Esen arkadaşlar bir soru sormuşlar. Bu yorumları bilerek silmiyorum biliyor musunuz? Hani hep beraber oturup ibret alalım diye. Evet, Mehmet Esen'in sorusu. Hemen soruyu yapıyorum, okuyorum. Selam hocam, şimdi ben Almanya'ya iltica ettim. İyi, helal olsun. Pasaportsuz bir şekilde girdim. Vay, güzel cesaret. Polis yakalandım. Yani sonuç belli. İltica talebinde bulundum. Bana red verdiler. Ne bekliyordun? Yani şimdi İtalya'ya gidip orada iltica etmek istiyorum. Bu mümkün müdür? Bilmem, kendine sor. Ya bu bildiğiniz arkadaşlar büyük ihtimalle spam bir insan bu yani. Böyle sırf yorum yapmak için yorum yapmış bir kardeş. Yorumu şu anda mümkün. Birazdan sileceğim. Halen hatta direkt report spam yapıyorum. Spam olarak bildiriyorum. Haberiniz olsun. Bazı gereksiz yorumları sevmiyorum. O yüzden siliyorum. Evet, siliyorum çünkü burası benim kanalım. Bu kadar basit. O yüzden sevmediğim yorumları siliyorum. Ya burada gerçekten bir şeyler öğrenmeye çalışan insanlar var ve bu kanal o akıllı ve güzel insanların, bu kanalı takip eden binlerce insanın kanalıdır. O yüzden gereksiz videolarla, sorularla kendimizi boğmayalım diyorum. Devam edelim.
Ben dil okuyorum ve şey bu hangi İngilizce? Irish, British, American diye bir video çekmiştim ya. Ha, onun devamı tarzında bir video istemişsiniz. Bakın bu çok güzel bir istek. Buna gerçekten tavım. Hemen cevap vereceğim. Gerçekten. Evet arkadaşım Emre Şah sana söylüyorum. Güzel bir video çekeceğiz. Evet bunun için size devam videosu çekeceğim. Söz hangi İngilizce? Hani Irish, British, Amerikan. Bununla ilgili size söyleyeceğim. Hani hangisi daha iyi olur? Bunun bir devam videosu olacak ama daha önce de sıraladığım gibi British'i başa koyup American Irish diye devam edebilirim. Tekrardan aynı şeyleri tekrarlıyorum. Belki araya bir de Kanada'nın İngilizcesini yer yer koyabiliriz. Bence Kanadalıların da temiz bir aksanı var. Düzgün konuşuyorlar. Haberiniz olsun. Devam edelim. Devam edelim. Başka ne varmış? İrfan Çıtak güzel bir videomuza Dublin'de kalacak yer nasıl bulunur videomuza bir yorum yazmış. Demek ki gerçekten çok faydalı ve detaylı videolar var. Elinize sağlık. Rica ederim. Ya böyle gelin işte ya. Canım benim yani teşekkür ediyorum. Böyle olun yani. Gerçekten böyle hani net olalım arkadaşlar. Direkt sadede gelelim. Anlatabildim mi? Ve gerçekten sorularımız tutarlı olsun. Yani gelip de böyle ben Almanya'ya iltica ettim. Ret verdiler. İşte İtalya'ya da gidip iltica etsem sence ne olur? Vallahi bilmiyorum. Gidip bunu bir hocaya danışmak lazım. Bir soralım yani. Belki cinlerle falan olayı halledebiliriz diye. Tövbe tövbe. Allah'ım ya böyle garip garip sorular. Neyse. Vahit Mamedov. Evet Vahit'cim. Azerbaycanlı arkadaşımız galiba Vahit. Vahit'i seviyorum gerçekten. Bayağı benim sıkı takipçilerimden biri. 140 Journals sıkı bir kanalmış. Evet ben geçen videomda 140 Journals'ı şey yapmıştım, tavsiye etmiştim izleyin diye. Evet izleyin abi gerçekten güzel içerikler yapıyorlar. Oturun böyle insanları izleyin. MCLL diye bir arkadaşımız. Ne demiş? Birkaç gün önce bir videona denk geldim. Ondan sonra birçok videonu izledim ve izlemeye devam ediyorum. 21 yaşındayım. Ortalama bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyorum. İyi yapıyorsun. Geleceğimle ilgili pek bir umudum yoktu. Çünkü Türkiye'deki şirketler sömürü üzerine kurulu. Ama sizi izledikten sonra tekrardan iyi bir gelecek hayali kurmaya başladım. Şimdilik buradan teşekkür ediyorum. Ama birkaç yıl sonra Dublin'de yüz yüze de ederim inşallah demiş. Vallahi beklerim. Ben gerçekten benle tanışmaya gelen tüm arkadaşlarımla tanışmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar altını çiziyorum. Çünkü iş güç yoğunluk dışında yani emin olun elimden geleni yapıyorum. Benle irtibata geçmek isteyen hiçbir arkadaşıma bugüne kadar yok demedim. Sorabilirsiniz. Beni bir arkadaşınız gibi düşünebilirsiniz. Yani tabii ki de sınırlarımızı aşmadığımız sürece. Yani bu nedir? Karşılıklı birbirimize olan saygımız, sevgimiz, samimiyet sınırlarıdır. Yani aviyane tabiriyle. Bokunu çıkarmadan her türlü güzel muhabbeti yapabiliriz arkadaşlar. Ben böyle şeylere varım. Gerçekten samimiyeti olan bir insanım. Arkadaşça yaklaşımı olan bir insanım. O yüzden sıkıntı yok. Gerçekten seve seve tanışırız, konuşuruz. Haberiniz olsun. Buraya gelen arkadaşlarıma söylüyorum. Devam edelim. Ben İrlanda'yı çok severim. Bunu her videonun altına yazıyorum. Çok güzel. Yağmuru hiç sevmiyorum. Peki Debbie Baby. Evet Debbie Baby özür diliyorum ama double bay ile dikkat. Neyse. Ne demiş? Hava ile ilgili bir soru sormuş. Bu arada uyumam lazım falan filan. Evet valla buranın havasını seviyor muyum? Buranın havasını valla Temmuz. Ben size havayı göstereyim. Şöyle söyleyeyim. Bakın Temmuz ayındayız. Benim zaten biliyorsunuz evin dışına artık hepiniz emin olun. Harbiden Dublin'e gelseniz beni bulursunuz ha. Çok rahat bulursunuz. Artık evin adresini ezbere biliyorsunuz yani. Burayı hiç aklınızdan çıkarmayın. Hava böyle arkadaşlar şu anda. Yani ortalama bir 17-20 derece sıcaklık var. Videoyu kamerayı kendime çevireceğim. 17-20 derece bir sıcaklığımız var şu anda İrlanda'da. Haziran boyunca maalesef ki hava sıcaklığı gerçekten çok berbattı. Havalar daha yeni yeni kendine geldi arkadaşlarım. Yani yaz gelmedi İrlanda'ya öyle söyleyeyim. Ondan dolayı çoğu insan tatilde bir yerlere gitmek durumunda kaldı. Ama şu anda havalar İrlanda'da fena değil öyle söyleyeyim. 20 derece gayet güzel bir sıcaklık İrlanda için. Geçişte bir mevsim var. Hatta geçenlerde bir karikatür görmüştüm. Saat 2'de yağmurlu, 3'e doğru güneş, 4'e doğru kar yağıyor, 5'te bulutlu falan, 7'de bir daha güneş çıkıyor. Evet böyle gerçekten İrlanda'da hava değişken. Neden? Ada iklimi. Buraya gelen arkadaşlar buna da alışsınlar. Yani buraya geldiğinizde öyle İstanbul'daki gibi sabit ya da işte İzmir'deki gibi sabit bir hava beklemeyin. Hava sıcaklığı sürekli değişecek. Bedeniniz de buna ayak uydurmaya çalışacak. O yüzden gelen arkadaşlar lütfen bavulunuzu getirirken daha çok kışlık ve mevsimlik ağırlıklı olun. Yazlık da getirin ama tabii daha çok kışlığa yönelik getirirseniz burada saçma sapan gidip böyle naylonumsu tekstil ürünleri almak zorunda kalmazsınız. Bunu söylemiştim yine söylüyorum. İrlanda'nın tekstil ürünleri gerçekten berbat. Yani tek kelimeyle berbat. Böyle bastıra bastıra söylüyorum berbat. Halt etmişler. Yani Türkiye'de 40-50 liraya bulacağınız gömleği hatta onun daha alt kalitesini burada 20-30 liralara satıyorlar ve gerçekten gereksiz. Yani 5 para etmez gömlekler. Nerede satıyorlar bunları?
Zara, H&M gibi aslında ünlü mağazalarda satıyorlar ama mesela biz Zara ile H&M'in Türkiye'deki kalitesini biliyoruz mesela. O kalite burada yok arkadaşlar. Yani bunu daha çok aslında biraz daha kadınlarımızı ilgilendiren bir konu ama kadınlar haberiniz olsun, elbiselerinizi alıyorsanız Türkiye'den alın. Hiç burada o maceralara girmeyin. Burada ne ucuz? Teknoloji ucuz. Daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Teknoloji biraz daha uygun. Nazaran, o da yani tırnak içerisinde, yani alacağınız ürüne bağlı ama ucuz. Yani teknoloji ucuz yani. Ne bileyim, Android kullanan arkadaşlar mesela cep telefonu üzerinden uygun. İşte bu S9, S10 artık neyse, ben Android dünyasını pek bilmem. 400-500 liraya alabiliyorlar burada o telefonları. Apple olunca işler değişiyor. Apple'lar, XR'lar falan şu anda 899-849 liralardan başlıyor. Tabii yine Türkiye'ye göre rakam olarak, birim olarak ucuz ama ya yine de burayı için de 849 euro azımsanacak bir para değil. Kimse kolay kolay bu parayı vermez. Burada ne oluyor genelde? Bizdeki bu anlaşmalı olay var ya, hatta size onun da bilgisini vereyim. Burada 6 ay sürekli bir hat kullandıktan sonra işte buradaki şebekelerden, iletişim şirketlerinden, örneğin Air gibi, Tri gibi ya da Vodafone gibi anlaşmalı telefon alabiliyorsunuz. Ve gerçekten uygun. Mesela benim kullandığım, şu anda size yayın yaptığım telefonum iPhone 8. Ön kamerasıyla şu anda yayın yapıyorum. iPhone 8 kullanıyorum. Bunu ben Air'le sözleşmeli aldım. İçine benim kendi sınırsız internetim, sınırsız konuşmam, hattımın da her şeyi dahil olmak üzere ayda ödediğim miktar 55 euro arkadaşlar. Çok fazla değil, çok az da değil, normal. Haberiniz olsun. Çünkü burada mesela sırf konuşma ve internet alsanız 25 euro. Aslında ben sadece telefonumu ayrıyetten ayda 30 euro ödüyorum. Yani fiyat bu. 12 aya vurursanız 360. 2 seneye de vurursanız ne yapıyor? 720 yapıyor. Aynen öyle yani. 720 euroya aslında ben iPhone 8'imi almış oldum ki şu an benim aldığım dönemde iPhone 8'ler 1000 euro falandı, öyle söyleyeyim. O yüzden bence gayet uygun. İçinde sizin kullanım bedeliniz de var sonuçta. O yüzden böyle düşünebilirsiniz ama bunu direkt geri gelmez alamazsınız. O yüzden böyle sevinçlere kapılmayın. Abi ben de alabilir miyim? Hayır dostum, alamazsın. Neden alamazsın? En az bir hatta 6 ay kullanman lazım. Sonrasında sana sözleşme yapıyorlar. O da uygunsan. Herkese de yapmazlar. Haberiniz olsun. Sıra gelelim güncellemelere. Şimdi Stamp 1G ile ilgili bir güncellemem var. Stamp 1G nedir? Burada master yapan arkadaşlar, master'larını tamamladıktan sonra devletin onlara verdiği o güzel şirincik stamp 1G'ciklerine kavuşurlar. Bu onları burada 2 sene çalışma izni sağlar. Eskiden işte bu 1G ile çalışan arkadaşların bu 2 yıllık süresini vatandaşlık sürecinden saymıyorlardı. Eğer videoları izlediyseniz biliyorsunuz, İrlanda'da çalışma izniyle ve çalışma izni olan bir oturum izniyle 5 sene çalışırsanız İrlanda vatandaşı oluyorsunuz. Şimdi eskiden bu arkadaşların bu stamp 1G ile olan 2 senelerini saymıyorlardı. Bakanlık dedi ki ya arkadaşlar bunların neyi eksik? Bu herifler de vergi veriyorlar. Bunlar burada okumuş. Biz bunları sayalım. En sonunda dank etmiş ve doğruyu buldular. Şu anda master yapan arkadaşların stamp 1G ile 2 sene çalışmaları vatandaşlık süresine dahil edildi. Eskiden edilmiyordu, edildi. Şimdi öğrenci arkadaşlar gidip rahat bir nefes alıp biralarını içip sigaralarını yakabilirler. Bu haber sizin için. Haberiniz olsun. Güncellemeler geldi. Onun dışında çalışma izinleriyle ilgili herhangi bir şey, yeni bir güncelleme yok. Olursa ben zaten ne size söyleyeceğim. Bir arkadaşımız bir şey yazmış. Onu da bu arada hemen aradan söyleyeceğim. Neyle ilgili yazmıştı? Ha, berberlikle ilgili yazmış. Ha, ben berberim. Hani oraya gelip çalışabilir miyim diye. Bu arada ben bu durumu bugün kendi berberimle, hani burada saçlarımı kestirdiğim bir berberim var. Onunla konuştum. Arkadaşlar galiba tam olarak bilmiyorum, araştıracağım sizin için. Galiba artık berberlere çalışma izni sağlamıyorlar. Böyle bir şey varmış arkadaşlar. Hani bu nedir? Yani benim için çok önemli bir şey. Ben berberlere gerçekten saygı duyuyorum. Neden? Bu bir zanaat arkadaşlar. Herkes saç kesemez ve bilirsiniz ki Avrupa'da saç kesen insanlar gerçekten berbat kesiyorlar. Gerçekten Türk berberler bu konuda, Türkiye'den gelen berberler çok kaliteliler. İşte bu eskiden berberler çalışma izni alabiliyordu. Hani iyi, yani bu işi iyi yaptıkları için. Galiba bu sayıda artış olduğu için devlet bunun önüne geçmek adına artık berber olarak gelenlere maalesef çalışma izni sağlamıyor ve bunu ayrıcalıklı bir iş kolundan görmüyor. Yani bunu değerli bir iş kolu olarak görmüyor olabilir. Bundan dolayı sağlanmıyormuş. Bunu bana söyleyen kendi berberim. Kendisi de burada çalışma izniyle 5 sene çalışmış. Ondan sonra vatandaşlığını almış bir insan. Onun söylediği böyle ama ben tabii ki araştıracağım, bakacağım. Yani söylentilerle, biliyorsunuz ben sevmiyorum söylentilerle konuşmayı. Bakalım işin gerçeğini, eğrisini, doğrusunu öğreneceğim. Ben sonra tekrardan size neyin ne olduğunu söyleyeceğim. Ama durum böyle. Yani berber olarak galiba gelişiniz sorunluymuş. Bilmiyorum. Bakacağız. Yani haberiniz olsun. Benim o Çalışma Bakanlığı'nın verdiği, yayınlamış olduğu bir site var. Orada hangi işler uygun, hangi işler değil, böyle güzel güzel yazıyor. Oradan da bakabilirsiniz.
Onun dışında genel olarak şu trend sorumuza tekrardan cevap vermek istiyorum. Bu yanda da çay içiyorum arkadaşlar. Ne yaptık? Biz demli kaldık Türkiye'den bu arada. Çok mutluyum. Neden? Çünkü artık demliğimiz var ve çayımızı demleyip içebiliyoruz. Çok mutlu ediyor bu beni. Artık rahat rahat çay içebiliyoruz. Burada demlik yok maalesef ki. Ya burada neler yok be bilseniz. Ben çoğu şeyi söylemiyorum da. Aha. İçimiz yanıyor bazı şeylerde yani. Bazı şeyler gerçekten Türkiye dediğiniz şeyler oluyor. Özlüyorsunuz bazı şeyleri Türkiye'de. Onun dışında evet bakayım ben bir yandan da yorumlara bakıyorum. Başka bir şey varsa cevaplayabilmek adına. Falan filan. Evet. En son İstanbul'dan dönüşümle ilgili hani attığım izlenimlerimle ilgili videoma birkaç yorum yapılmış. Bunları zaten daha önce şey yapmıştık. Birlikte galiba incelemiştik. Evet arkadaşlar soru kısmı olarak yorumları kapattım. Yorumlarla ilgili bir derdimiz yok. Burayı kapattık arkadaşlar. İşle ilgili ben birkaç tane güncelleme yapacağım. Trend bir soru var biliyorsunuz. Şu bölümü okudum. Nasıl iş bulabilirim? Şunu yaptım. Nasıl iş bulabilirim? Harvard'a gittim. Bana çalışma izni verirler mi? Bilmem. Ben Merlin değilim demiştim. Yine söylüyorum. Ben büyücü Merlin değilim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir şirket bir iş ilanı açtığında siz o iş ilanına başvurduğunuzda bir eğer alındıysanız, eğer sizi seçecekse çalışma izninde bir süreci var biliyorsunuz yani. Bu 2 ila 4 ay arasını bulabiliyor. 2 ila 4 ay arasında çıktığı için şimdi sizin bu güzide şirketiniz de size işe okey verecek olan şirket de ya diyor ki arkadaş ben bu süreyi bekler miyim, beklemez miyim? Yoksa aynı adamı buralardan, Avrupa'dan bulabilir miyim bu süreci beklemeden? Çok haklı bir sebep. Neden? Çünkü adam iş veren, adam için önemli olan işinin bir an önce çözülmesi. Sen kimsin? Kelimcinin kör oğlusun. Şimdi anlatabiliyor muyum? Şimdi siz kendi açınızdan bakıyorsunuz. Büyük resmi görün diyorum ya ben size. Gerçekten büyük resmi görün. Hani ne dönüyor? Çok basit bir şey dönüyor. Burada tamamen bir iş dönüyor. Orada işi veren var. Sen de işi yapacak olan kısımsın. Her şeyde anlaşılırsa sen iş veren için artık kağıt üzerinde senelik bir gider olursun. Sen de kendin için de şirketine bağlı çalışan aviyane tabiriyle modern kölesin yani olay budur. Yani bunu bir anlayın bir kere. Yani o yüzden gidip çalıştığınız iş yerleriyle aşk yaşamayın ne olur. Bu Türkiye'de çok var. Yani kıyamıyorum ben gençleri görüyorum böyle arada da. Arkadaşlar yani çalıştığınız iş yerleriyle aşk yaşamayın. Bunlar bildiğiniz bir iş veren adam var. Adamın derdi parama daha çok nasıl para katabilirim? Sen de benim param yok ben de nasıl para kazanabilirim cisin? İki çıkarlar. Şey yapıyor yani birleşiyor. O yüzden seni işe alıyor adam. Yani bu kadar basit. Nerede çalışırsanız çalışın. Yani neden yani babasının oğlu değilsiniz, şirketin sahibi değilsiniz, ortağı değilsiniz, akrabası değilsiniz. Yani neden sizi önemsesin? Böyle düşünün yani. Yani ortada o iş sebebi halen varsa tabii ki de önemlisiniz. Çünkü neden adam halen para kazanıyor? Ama bak bakalım para kazanmadığı gün seni işte tutuyor mu? Yani kafanız böyle çalışsın. Duygusal bağlar kurmayın çalıştığınız yerlerde. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ben demiyorum tabii hani şirketinize şey olun hani asi olun ne bileyim gider yapın. Yok öyle şeyler değil. İşinizi de yapın ama fazla da abartmayın olayı. Yani atom fiziği de yapmıyorsunuz lütfen yani. Ne bileyim atom bombası da yapmıyorsunuz burada yani. Öyle wow bir hassas bir iş de yok yani. Hani yapsanız bile o da bir iş yani. Sonuçta onu da yaptıran bir adam var sana para ödüyor yani. Bu kadar basit. O yüzden mümkünse şirketlerimizde duygusal bağlar kurmayalım. Bir pozisyondan red cevabı aldığınızda böyle üzülmeyin, karalar bağlamayın. Gayet normaldir. Ben 3500 başvuru yapmış herifim. Daha önce size söyledim. Kaç defa red aldığımı söylesem herhalde ölürsünüz yani ama sonuçta yani başvura vura 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 en sonunda buldum işimi. Siz de bulabilirsiniz. O yüzden lütfen bir karalar bağlamayın. Çok duygusal olmayın. İş dünyası böyledir. İş dünyasına da hoş geldiniz. Gerçekten böyle. Hani bu videoyu biraz da iş dünyasına giriş volüm 1 olarak alabilirsiniz. Yani iş dünyasına giriş seviye 1 dersimiz. O yüzden lütfen ama lütfen işinizi yapın, kendinizi gösterin ama işinizi yaparken de duygusal bağlarla yaklaşmayın. Ve evet şirket eğer derse ki ben çalışma izni alacağım bu 2,5-3 ayı beklerim. Evet o zaman gider size çalışma izni alır arkadaşlar ama beklemeyecekse size de o çalışma izni almaz. Sizin üzülmenize gerek yok. Bu sizin yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Bu şirketinizin çıkarlarına ters düştüğünüz anlamına gelir. Neden? Adam zamandan kazanmak istiyor. Sen ona zaman kazandıramıyorsun. Çünkü senin vize prosesin uzun çalışma izni süresin. Sürecin uzun ondan dolayı vermiyor sana yani olay bu. Yani bu açıyla yaklaşın tamam mı? Hani öyle yapalım. Bunu böyle not edin ve hangi bölümden olursanız olun fark etmez. Size dediğim gibi daha önce kendinizi geliştirdiyseniz arkadaşlar işlere başvurabilirsiniz. İşler kaçmıyor hepsi LinkedIn'de. Ama bazı şeyimiz var öğrenilmiş cahillikler var onları yapmayın. Mesela şu iş arama şeyi oluşturuyorlar. Sen söyle seçeneği oluşturuyor. Mesela yazıyor oraya Turkish
İşte ülkeyi seçiyor İrlanda. Yapıştır. Ne zaman bana gelirse. Türk iş ne bulduysa başvuruyor sonra. Bir akıllı sen değilsin. Bunu yapan 1000 tane akıllı var. Bunun sonucunda ne oluyor? İnsan kaynaklarına milyon tane seçenek sunmuş oluyorsun. O da gidiyor. En çok istediğini seçiyor. Aslında kendine kötülük yapıyorsun. Yani her şeye sırf altında Turkish ya da Türkçe konuşulan dil diye girmeyin. Haberiniz olsun. Buradaki çoğu işin customer service, customer operation, IT operation, sales olduğunu bilin. Yani sales, IT operation. Kısacası bilgi teknoloji alanındaki tüm operasyon işleri olarak görebiliriz. Bu büyük bir şemsiye. Bilgi teknolojileri şemsiyesi. Altında da departmanlar. Satış, operasyon, pazarlama, müşteri destek, müşteri operasyon, bilmem ne böyle ıvır zıvır gider. Yani haberiniz olsun, olaylar budur. O yüzden başvurularınızı yaparken hani kendi okuduğunuz, kendinizi geliştirdiğiniz bölümler neyse ona göre anahtar kelimeler girip de başvurular yapın. Yani boş başvuru yapmayın arkadaşlar. Hem adamların zamanını çalıyorsunuz hem de gerçekten o işi hak eden bir insanın zamanını çalıyorsunuz. Yani böyle elinizde olmayan şeylerle varmış gibi başvurular yapmayın. Bu bizim memleketimizdeki en büyük yanlışlardan biri. Şimdi İngilizce bilmiyorsun, bana soru soruyorsun. Diyorsun ki ben iş bulabilir miyim? Sence bulabilir misin? Sana çok mantıklı geliyor mu bu söylediğin? Ana dili İngilizce olan bir yere geleceksin, İngilizce bilmeden şirketlerde iş arayacaksın. Akıllı mısın? Yani sorun ne burada? Ya ben anlamıyorum. Böyle şeyler yapmayın işte. Bu çok gereksiz bir şey. Bunları mümkün olduğunca yani erteleyin. Yani git güzel dilini öğren, kendini geliştir. Sonra gel yapıştır başvuruları gelsin. Şansın varsa gerçekten de şansın yaver gidiyorsa, gerçekten de yeteneklerin iyiyse alınırsın yani, bu böyledir. Ha ne zaman alınırsın, şu gün alınırsın onu ben bile bilemem. Ya yani ben nasıl bileyim, ben kain miyim? Yani bunu maalesef ki çok tekrarlamak zorunda kalıyorum ama ben büyücü değilim arkadaşlar, ben geleceği görmüyorum. Ben burada çalışan bir insanım, size iş dünyasının nasıl yürüdüğünü kendi gözlerimden, kendi tecrübelerimden paylaşıyorum, bu kadar. Ha bu demek değildir ki bütün İrlanda'daki iş dünyasındaki bütün piyasaya tek başıma hakimim. İstediğim yere koydurabiliyorum. Ha o bizim ya Faruk değil mi? Hadi onu şey alalım, şu şirketi alalım falan. Böyle bir şeyim yok arkadaşlar benim. Öyle söyleyeyim yani. Keşke olsa öyle bir kudretim, kendi şirketim olsa. Çatımın altında toplayacağım insanları tabii ki de kendi ülkemden seçmek isterim. Ama onda bile, ben bile yine seçerim arkadaşlar yani. Öyle her önüne geleni işe alamazsın maalesef ki yani. Bu da sonuçta bir iş. Herkes her işi yapabiliyor olsaydı o zaman bu kadar okul, bunca insan niye kendini geliştiriyor? Yani diğerleri enayi mi? Böyle düşünün yani. Bu işler çok basit işler değil. Bu işler biraz zor işler. Ama emeğini veren de kazanır. Öyle söyleyeyim. Yani sizden istediğim şu. Benim hatta bugün de bir arkadaşla konuşuyorduk. Kendisi de endüstri mühendisiymiş. Burada çalışıyor bir yandan. Gidiyor dil okuluna falan. Hani o da dilini geliştirip iş aramanın peşinde. Benim söylediğim bir şey var bizim insanlarımızla ilgili. Onunla hatta beraber muhabbetini yaptık. Benim hep gördüğüm şu şey var arkadaşlar. Türkiye'deki insanlarımızın olayı şu. Bir şeyleri istiyorsunuz. Gerçekten isteniyor. Yani toplum olarak bir şeyleri yapmayı istiyoruz. Varız. Eyvallah. Tamam yapalım. Ağızda var. Ama iş bunun için emek vermeye gelince, iş bunun için harekete geçmeye gelince, yani iş Hatice değil de netice olunca kimse yok. Mümkünse kolay yoldan yapalım. Yani anlamanız gereken nokta bu. Yani neticeye gidilen yolda, yani sonuç eğer bir işi istemekse, siz bunun bedelini ödemek zorundasınız. Bu kadar basit. Öyle kolay yoldan para kazanılmıyor. Yani bilmiyorum nasıl bir dünya görüyorsunuz orada ama öyle bir dünya yok. Benim size tavsiyem, yani ne bileyim böyle YouTuber'ları izlemeyi bırakın yani. Harbiden öyle. Yani o dünyada bile size şöyle söyleyeyim. Hani kolay yoldan para kazanma bizim ülkemizde trend bu aralar. Yani kimi öpebilirim affedersin, kimi yani hangi enayi şey yapabilirim, ağlarımı düşürebilirim. Kolay yoldan nasıl giderim? Yani oturup da kendini geliştireceğine ne bileyim işte gideyim bir tane Avrupalı bulup evleneyim falan. Böyle garip gereksiz kafalar var. Bu kafaları da yaşamayın arkadaşlar gerçekten. Hani kafaları berrak tutmaya çalışın olabildiğince, öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de bu zor ama siz olabildiğince berrak tutmaya çalışın ve dediğimi asla unutmayın. Bu bir gerçek. Bir amacınız varsa amaca gidilen bir yolda kesinlikle yapacağınız çok şey var. Ve ödeyeceğiniz bedeller var. Yani o bedeli ödemeden siz unutun o Avrupaları, yurt dışılarını. Öyle söyleyeyim yani. Bunun için çalışacaksınız. Adam gibi emeğinizi vereceksiniz. Siz farkınızı yaratacaksınız. Farkınızı göstereceksiniz ki adam sizi alsın. Yoksa yani binlerce dansöz var diye bir laf var ya yani. Harbiden öyle. Yoksa binlerce dansöz var. Adam gider başkasını alır. Öyle söyleyeyim. Haberiniz olsun. Neyse. Biraz da nasihat tarzında bir video oldu bu. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomuz biraz uzun oldu. Şu anda 25. dakikaya giriyoruz.
Her zaman dediğim gibi sorularınız olursa bir lütfen yeni gelen kanala yeni katılan arkadaşlar lütfen gidip bütün videolarımızı izleyin. Her konuyla ilgili İrlanda'daki eğitiminden tutun, iş hayatından tutun, harcamalarından tutun, araba videolarından tutun. Yani araba fiyatları, işte teknoloji fiyatları, giyim fiyatları, her şeyin fiyatı var. Gıda fiyatı, yani ne istiyorsanız kanalda şu anda 63 video olarak mevcut. Bunları izlerseniz bulamazsınız. O zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben o zaman size yardımcı olmaya çalışırım. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.